Herkese selamlar arkadaşlar. Urbex Stabuilder ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm burada ofis binalarımızı inşa etmiştik. Artık büyük ofis binalarına sahibiz. Şehrimiz bayağı gelişmiş bir hal aldı. Bakın burada da böyle yine gökdelenlerimiz halihazırda gelişti. Büyük büyük evlerimiz, yüksek katlı. Bunlar artık kaç katlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terası falan 10-11 katlı evlerimiz olmuş oldu. Bugün yapacağımız şey artık kalan binalarımızı yapmak. Şunlar mesela 50 kaç popülasyon istiyordu? 50 bin popülasyona ulaşıp kalan binalarımızı da ekleyerek artık oyunu yavaş yavaş sonlandıracağız. Şuradaki görevlerimiz de bir yavaş yavaş bitecektir. O yüzden çok geçmeden işe koyulalım istiyorum. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi şuradaki alanları dolduracağım. Biraz daha nüfusumuzu arttırmak istiyorum. Şöyle hızlı hızlı bir gelişme kat edelim. Bakalım buraları şey yaptık. Şöyle şuradan da yolumu ben çekeyim. Şunları birleştirelim. Şuraları da evlerimizden yapalım. Bu oyuna da DLC gelecekmiş. Geçen gün haberini gördüm Steam'de. Değişik DLC'ler gelecek. Karlı bir harita geliyormuş. Aslında bu oyunun böyle tropikal tarzda bir haritaları falan da var. Ondan sonra çöl haritası var. Ben böyle bir çöl haritasında oynadım. Tropikal dediğim de böyle adalarda galiba. Adalarda bir haritası vardı. Adaları oynamadım ama gördüm. O da değişik duruyordu. Şuraya da şöyle apartman binalarımızdan koyalım. Değişiklik olsun. Şimdi şuradaki evlerimizin isteklerini karşılamak istiyorum. Zaten bakın 44 bin nüfusumuz şu an hali hazırda var. Şöyle bakalım ne lazım? Food service. Bir tane AVM koyabiliriz buraya. Şöyle büyük mall olandan nereye koyabilirim? Şurası bakın AVM için boş. Fakat şey sıkıntıya girdi birazcık. Şu goods yani paketli gıdalar. Paketli gıdalardan yapmamız lazım. Onlar için ben şurayı kullanıyordum. Şurada bir yerde yapmıştık sanki diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Nerelere koyabilirim? Şöyle bir geziyorum ama ev istiyor gerçi bunlar. Taze bir yere de koyabiliriz. Şuralar ağaçlanmış. Şuralarda nelerim var? Şuradaki ağaçları kessek mi kesmesek mi ya da şurayı mı? Şurayı kullanalım ya. Şöyle yapayım ben. Şöyle uzatayım. Ne istiyordu bu bakalım bir daha bir kontrol edelim. 8 lojistik ve 4 ama 8 ev istiyor. Tamam. Ben şuraya 8 tane ev yapacağım şöyle. 8 ev. Lojistik sağlayacak mı acaba bize? Şu an 3 lojistik varmış burada. O zaman biraz warehouse koyalım. Şöyle. Şuraya da warehouse ekleyelim. Tam onların oraya da bir şöyle goods factory hangisi? Şöyle oyunu ilerleteyim. Şu evleri bir gelsin bakayım bir. Lojistikleri biraz bu tarafa da kaydırabilirmişim. Gerçi şunlar gelince belki düzelecektir burası. Şöyle bekliyorum ama azıcık daha warehouse koyalım. Şöyle yapayım, bekleyeyim. Tamam, şuraya koyabileceğim galiba. 71 demir istiyor. 71 demirim eksik. Kaç demir istiyordu bu? Bakayım, 200. 200'e çıktık mı? Şu an çıktık. Tamam, çok güzel. Demir biraz birikecektir. Bir goods factory de eklemiş olduk. Tamam, şöyle oyunu yavaşlatıyorum. Buradaki isteklerimiz education. Eğitim binası. Tamam, lise yapalım.
Ama demirde birazcık sıkıntımız olmuş sanırım. Demiri birazcık geliştirmek istiyorum. Demir, biz nereden demir çıkarabiliyorduk acaba? Deep Iron Mine. Bu nereye yapıyor acaba? Böyle genel olarak koyabiliyor muyum ki? Aslında koyabiliyormuşum. Gayet güzel ya. Şöyle bir Deep Iron Mine yapsak, bakın. Demir şeyimizi bayağı arttırdı bu bizim. Biraz enerjiden yedi ama enerji için de nükleer santral kuracağız. Zaten şöyle göstereyim size. Şurada üniversite binalarımızda bakın bilim fakültesi bunu yapamadık. Çünkü bizden iki nükleer santral istiyor. Bizde bir tane var. İkinciyi eklediğimiz zaman bu bilim fakültemizde açılacak. Bilim fakültemizden de şehrimize koyacağız. Şimdi ben eğitim işine birazcık girmek istiyorum. Burada böyle eğitim alanı olsun istedim. Nereye koyabilirim acaba? Şöyle şu alan büyük bir alanı kaplasın istiyorum. Şuraya koyabilirim. Burası bizim eğitim alanımız olsun. Elektrikte sıkıntımız var. Tam da dediğim gibi bir nükleer santral kurmamız gerekiyor artık. Öteki nükleer santralimizin yanına bir tane daha nükleer santral kuruyorum. Ve bilim fakültemiz açıldı. Bilim fakültemizi de fakültelerimizin o tarafa ekleyeceğim şimdi. Şöyle nerede bilim fakültemiz? Evet. Bilim fakültemizi de şöyle koyuyorum. Tabii ki biraz bilimde eksiğimiz var. O yüzden ikinci bir üniversitemiz vardı biliyorsunuz burada. Şuralara da üniversite binalarından eklemek istiyorum. Şöyle bir eğitim fakültesi koyalım. Güzel bilim verenlerden ve mesela botanik fakültesi koyarak yiyecek işini de bir yandan çözebiliriz diye düşünüyorum. Yiyeceğimiz de gayet yeterli. Evet, buradaki evlerimiz gelişiyor. Buradaki evlerimiz için birer otobüs yerleri yapalım. Neredeydi otobüs? Heh, burada. Şöyle otobüs durakları inşa etmek istiyorum. Her sokağa bir otobüs. Halkımıza sonsuz hizmet. Her yere biraz otobüs koyalım şöyle. Şuralara da ekleyeyim. Şuralarda zaten sanırım yapmışız. Evet, buralarda otobüs durakları görüyorum. Gayet hoş. Her şeyde şu an artıdayız. Şunlar neden gelişmedi? Leisure ve food service. Peki. Şöyle yapalım. Food service neredeydi? Mini market. Bir tane buraya şöyle bir mini market ekleyeceğim. Aynı zamanda oralara da şu ortayı park alanı olarak kullanmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Leisure'ı şuradan alalım. Spor faaliyetlerimiz de olsun. Çünkü bakın 100 spora ulaştığımız zaman futbol stadyumu açılacak. O yüzden spor faaliyetlerini de önemsememiz gerekiyor bir yandan. Şuralara şöyle spor binaları da ekleyelim. Şurası neymiş? Multisport. Evet. Şu multisport alanlarından şehrimize koymak lazım. Hatta şu futboldansa multisportlar artık daha iyi. Şöyle multisportları çevirebilirim. Daha hızlı şeye ulaşabiliriz. Gayet güzel. Buradaki evlerimizi şöyle oyun hızlandıralım. Buradaki evlerimizi hızlıca gelişsinler. Sağlık hizmeti getirmemiz gerekiyor. Sağlık hizmeti için de hastane kuracağız. Hastanemizi nereye kursak? Şöyle köşede bir hastanemiz olsun mu? Üniversite hastanemiz olmuş olur hem. Şuraya bir hastane koyalım. Şöyle üniversitemizin bir hastanesi olsun burada. Birazdan buralarda gelişecektir diye düşünüyorum. Tools. Tools lazımmış. Bakalım. Şu hardware shop bize tools sağlıyordu.
Şöyle koyalım. Buraya da tools sağlasın. Birazcık daha evlerimizden şu tarafları da geliştirelim. Şöyle şehrimiz bu tarafa doğru biraz daha büyüsün. Gayet hoş. Downtown two story. Buralara residence yani ev gerekiyormuş. Şöyle yapalım. Şuradaki yolu şuradan alalım. Şöyle yapalım. Şurayı silelim. Şurayı da inşaata açmak istiyorum. Şöyle. Şunlar yola bağlanmadı diye sanırım sıkıntı çıkarmazlar. Bir bakarız ona. Aynı zamanda yine mesela bakın katedral açılacak. Katedral içinde kilise falan gibi sosyal hizmetlerden yapmamız gerekiyor. Nereye yapabilirim kilise mesela şöyle düşünelim. Bir kilise mesela bakın şöyle şuraya kilise koyabilirim. Aynı zamanda bir tane de yanına şapel koyalım. Şöyle şurada da iki tane binamız yan yana olsun. Gayet hoş. Şöyle bakalım. Burada evler birazcık eksik mi sanırım. Resident falan filan bir şeyler eksik diyor. Leisure. Park bahçe koymamız gerekiyor. Onu da şöyle çözelim. Birkaç tane şöyle. Mesela şuraya bir bar koyalım. Ondan sonra yana bir kabaret koyalım. Bir tane urban bar, bir tane de village bar. Burası barlar sokağı olsun. AVM'mizin yanı. Hatta şuraya da şöyle bir nice park yapalım. Şöyle karelerden oluşan bir park yapmak istiyorum. Yapabilecek miyim acaba? Ay olmuştu. Onu bir düzeltelim ya. Şöyle şunlardan oluşan şık bir park yapmak istiyorum buraya. Gayet güzel. Burada da yine ev istiyorlarmış. Fakat ev ihtiyaçları şu anda tam olarak karşılanamadı. Zamanla olacaktır diye düşünüyorum. 49 bin popülasyona ulaştık. Şuradaki evlerimizin de ihtiyaçlarına bir bakalım. Bunlar da leisure istiyorlarmış yine. Buraya bir futbol sahası. Bir tane tenis kortu koyalım. Okulumuzun orada bir tenis kortu da olsun. Bir tane de kütüphane bulalım. Neredeydi kütüphane? Bir tane de şurada kütüphanemiz olsun. Okulumuzun orada kütüphane alanımızda gayet yakışacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet bakın Advanced Faculty of Arts falan filan. Hepsinin advanced seviyeleri açıldı. Bir de 81 spordayız şu an. 100 spora ulaşarak şeyi getireceğiz. Tamam şöyle yapalım. Burası boşmuş. Buraya bir multi spor alanı koyalım. Sporumuz 88'e çıktı. Sporumuzu biraz da arttırmak istiyorum. Ne koyabiliriz? Mesela şöyle sahilde tenis kortlarım olabilir. Burada tenis kortları yapmış olalım yine halkımıza. Bakın böyle bu şekilde. Şöyle tenis kortlarımız olsun. Parklarımızın arasında. Evet bakın futbol stadyumunu şu an açtık. Futbol stadyumu da bayağı büyük. Futbol stadyumu nereye yapsak acaba? Onun için şöyle alanım var mı ki? Bir bakayım. Neredeydi? Ha şurada. Şurası nasıl olur acaba futbol stadyumunu koymak için?
Ne diyor? Increases happiness by 2. And decrease skilled and unskilled work by 5%. Şey, mutluluğu 2 arttırıp şu skill, yani yetenekli şeylerimizi, şunlarımızı %5 düşürüyormuş. Futbol sahası. Ama bence şehrimizin bir futbol sahasına ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hatta şurası nasıl olur diye şu an aklımı çeliyor. Çok mu bizi acaba düşürür? Yapalım ya. Burası da futbol sahamız olsun. Niye olmasın ki? Çok güzel olmadı mı? Frida. Futbol sahamız olsun. Bakın artık pont açıldı. Pont dediği de şöyle göstereyim sizlere. Şöyle minik minik göllerimiz. Mesela buralarda böyle minik göllerimiz olabilir. Şöyle bakın. Şöyle bir göl. Çok güzel. Böyle gölde falan koyabiliyoruz yine şehrimize. Evet, 50 bin popülasyona ulaştık aslında. Şimdi şu cemetery ve katedrali açmak istiyorum. Şeyler de geldi sanırım. Bakın Advanced Food Research Center, bu geldi. Bunun için tabi bize ne lazım? Gelişmiş botanik fakültesi. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Onu bir kontrol edelim. Şurada botanik olan nerede acaba? Advanced. 3 tane Food Research Center. 3 tane Food Research Center koymamız gerekiyor ki Advanced şeyimize geçebilelim. Onlar için tabii birazcık bizi uğraştıracak. Peki aynı alana koyabiliyor muyum ben? Mesela buralara koyabiliyor muyum ki? Buralara sanırım ekleyemeyeceğim. Biraz daha ofis binası istiyor anladığım kadarıyla. Bu konu birazcık sıkıntı olacak. Universe Sports Center. Oo. Bu neyi arttırıyor? 6 spor. 4 yeşil alan, 2 de leisure. Bayağı büyük bir şey veriyor bize. Bir üniversite istiyor yakınlarda. Gayet güzel. Şurada olsun. Oo. Bakın. Bir üniversite spor merkezimiz oldu artık. Çok güzel. Üniversitemize yakın, evlerimizden gidilebilecek bir alanda. Şu church'ü taşımak istiyorum. Başka bir yere getirelim onu. Nereye koysak? Şuraya koyalım kiliseyi. Şurayı evlerle kaplayalım tekrardan. Evet, cemetery de açıldı. Bir tane cemetery koyalım. Bu da sanırım şey, mezarlık. Şehir mezarlığı. Şöyle arkada bir yerde olsun. Ne diyor? He, bir kilise istiyormuş yakınlarda. Peki, yapalım. Bir church. Şöyle. Bir kilise. Bir de cemetery koyalım. Güzel. Ama bunu daha yakınına yapabilirmişiz ya. Peki bu cemeteryler yan yana yapılıyor mu? Aa evet, bu şekilde. Yapabiliyor muyum? Tamam, şöyle yapalım. Burası şöyle bir mezarlık alanı olsun bize. Hatta şey yapalım. Yanına da şöyle
parkla kapatalım. Burası da bizim şehrimizin bir mezarlığı olsun. Böyle değişik bir yeşil olanlı mezarlığımız oldu. Evet. Şimdi ne gerekiyor katedral için bize? 38 inançta kalmışız. Birazcık daha kiliselere oynamak gerekiyor sanırım. Şuraya bir kilise ekleyebilirim. Buraya bir başka yakınlara kilise ekleyebilirim. Şuraya bir kilise ekleyebilirim. Bu kiliseler bize iyi bonus veriyor da o yüzden bunlardan koymaya çalışıyorum. Şuraya bir kilise ekleyebilirim. Sonra buradaki bölgelerimize kilise ekleyebiliriz. Şurada ne varmış? Futbol sahamızı bozalım mı ki? Şuraya bir kilise ekleyelim ya. Bunu şey yapsak şöyle. Şöyle şuraya bir kilise ekleyelim. Kaç faith'teyiz şu an acaba? 62. Peki. Birazcık dine önem verdik bu bölüm. Şuraya da ekliyorum. Burada bir tane vardı zaten. Şu arkalarda kilise eksiğimiz var. Şuraya ekliyorum. Kaça çıktık? 74. Az. Şu tarafa da ekleyebilirim. Bir kilise de şöyle ekleyeyim bu tarafa. 80. Aslında şehrimiz burada çok yoğunlaştı bizim. Böyle göbeği bir yere eklemek lazım ama tam da burada aslında kilisemiz var. Peki buradaki evlerimiz niye gelişmemiş? Banking. Bankamız az. Şöyle bakıyorum. Şuralara şöyle banka falan eklesek nasıl olur acaba? Şöyle bir tane ekliyorum. Bakayım ne olacak? Orada bir değişim görebilecek miyim acaba? Pek de bir değişim olmadı sanırım buralarda. Downtown two story. One healthcare. Bir tane klinik koyalım oraya. Şöyle. Şuraya bir klinik koyalım. Şuradaki evlerimizin de bir gelişimini görelim. Şuralar artist yerleri olmuş. Artist yerleri istemiyorum aslında. Buralara birazcık sağlık binaları eklemek lazım. Klinik koyacağız. Şöyle bir klinik ekleyebilirim buraya. Yiyecek birazcık sıkıntıya girecek. Şöyle oyunu biraz yavaşlatayım. O Advanced Food Research için ne istiyordu? 15 ofis, bir botanik fakültesi ama advanced yani gelişmiş botanik fakültesi istiyor. Tam şu alanı aslında koyabiliyorum ama gelişmiş şeyim yok. Şurası nedir? Small bank. Bu small bank sıkıntı çıkarıyor bize. Şuraya normal bir banka koyalım. Peki. Yani yapmam gereken şey aslında bir tane daha şey ekleyebilmek. Şunlardan Food Research Center'dan. Fakat bunun için yakınlarda istemiyor.
Yakınlarda Food Research Center'ın olmamasını gerektiğini söylüyor. Bunlar için de benim sıkıntı oluyor. Yani tekrardan aslında şöyle bir bölgenin oluşması gerekiyor. Bu şekilde bölgeyi yapmak da zor. Etrafta çok fazla şey gerekiyor. Şu retail denen zımbırtıdan, yani çok fazla ticari gelişmiş alan istiyor bu tarz yerler. Mesela şuraya bir banka koysam acaba nasıl olur? Bir etkisi olur mu bana? Yani şuradaki atıyorum evlerin bankalarla gelişmiş olmasını istiyor. Ticari bir alan lazım oluyor böyle yerlerde. Buraları falan ticari alana çevirmesi gerekiyor. Ancak o şekilde ofis bölgelerine geçiş yapabiliyorum. Geçen bölüm çünkü göstermiştim. Ofis bölümlerine geçebildiğim zaman da anca şey koyabiliyorum. Tam da planladığım gibi gitmedi açıkçası şeyler, bölümler. Artık şey, oyunun şeyi çıktı. Uzun uzun uzadıya olunca şunları mesela şu an ekleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi Advanced Botanik şeye geçmem lazım. Yani gelişmiş botanik şeye geçmem lazım. Bunun için de dediği gibi 3 Food Research Center gerekiyor. Onun için de ofis gerekiyor. Ofislere de artık ulaşamıyorum. Çünkü şehir çok karmaşıklaştı ve şeye ulaşamıyorum. Yani kısaca burada tıkandı artık oyun. Yani yapmak istiyorum tabii ki ama sanırım ekleyemiyorum. Bu bölüm yapabileceğim en güzel şey katedral yapmak. Katedrali tamamlayalım en azından. O şekilde de yapabilirsek serimizi artık sonlandırabiliriz. Ben de isterim fazla fazla food research center'lara falan geçelim, fakat şu aşamada zor gözüküyor. Ve sanırım artık oyuna da çok bir katkısı olacağını düşünmüyorum şu aşamada. En azından 100 fate'e ulaşalım. Bir tane de katedral dikelim. Ve Urbex serimiz de bu şekilde sona ermiş olsun. Yavaştan. Şöyle bakalım, yakınlara şunlardan ekleyeceğim. Şöyle 100 fate'e ulaşmak istiyorum. Retail gerekiyor. Bakalım, 96 fate'teyiz şu anda. Nerelere ekleyebilirim? Şöyle yine bakıyorum. Şurayı yürüyüş yolu yapmışım. Şuralarda var. Buraları kullandım. Belki şuralarda bir yerde ekleyebilirim. Bir 100'e ulaşmak için katedrali de görebiliriz bu sayede. Ya da şuraya da bir cemetery yapabiliriz. Cemetery bize ne veriyor? Bir fate veriyor. Aslında çok da fate de vermiyormuş. Olsun, hadi yapalım. Bir tane de bir anıt mezarımız da burada olsun. Bu bize bir fate veriyor ama bakın 97. Şöyle 4 tane yaptığım zaman sanırım 100'e doğru çıkacağız. Evet, artık katedralimiz açılacak şimdi. Tık, katedrali açtık. Katedrale bakalım. Katedralimiz de çok güzel. Bir tane de şehrimize büyük bir katedral ekleyeceğim. Katedralimizi de nereye ekleyebilirim? Katedralimiz şurada mı olsun acaba? Ya da şurada olsun. Büyük binalarımızı hep buraya koyduk. Peki, bir tane de katedral ekleyelim. Şehrimizin büyük katedrali. Onun da etrafını süsleyelim. Şöyle nice parklarımızdan yapıyorum. Buraları da nice parklarla dolduralım. Şöyle. Ne sıkıntı yaptı bize?
İşçi sıkıntısı. İşçilerimiz biraz azaldı da birazdan gelirler. Şöyle nice parklarımızı da şehrimize kazandırdık. Yani dediğim gibi gönül isterdi ki şunları da yapabileyim. Yani Advanced Research Center falan, onları da geçelim. Fakat artık yapacak pek bir şey binamız kalmadı. Bunun için 70 bin popülasyona gideceğiz ama gitmemiz gerekiyor. Ama artık yani çok da bir önemi kalmadı açıkçası. Yani şu binaları da görsek ne olacak, görmesek ne olacak? Mesela şöyle birazcık daha büyük yerler var ama onlar için de tabii bu ofis binalarını daha da arttırmak gerekiyor. Elimizden gelen bu oldu birazcık. Bir iki tane de şey yapalım yine. Bakayım, deneyeyim. Şöyle banka falan koyayım etrafa. Belki bir gelişme falan görürüz. Ama artık zannetmiyorum yani. Çünkü şehir bayağı büyüttük. Şey, dediğim gibi ofis binalarının da gelişme şeyi birazcık zor. Mesela 71'de kaldık. Şuralarda falan ne? Neyimiz var? Büyük ticaret merkezleri olduk. Bir tane de şuraya bir denemek istiyorum. Bakayım, bir bankada buraya koyayım. Bir şey olmayacaksa yavaştan bölümü sonlandırırız. Evet, buradaki evleri değiştiriyor. Evet, buradaki evleri şeye çeviriyor. Commercial. Commercial'a çeviriyor. Buradaki küçük bankamız da terk edilmiş. Evet, burayı yaptığımız için buradaki evlerimiz değişime uğradı. Farklı bir kategoriye girdi. Buralar ticaret olarak değişmeye başladı. Burada da mesela yine bir ofisimiz aslında olmuş. Şöyle yapsak. Şurayı şöyle doldurup. Burada banka var mıydı acaba buralarda? Deniyorum ama bakalım olacak mı? Şöyle bir banka falan ekledim. Şuralara ev koydum. Belki şurayı da bir ofis bölgesi yapabilir miyim? Umuduyla deniyorum şu an. Ama birazcık zor sanırım. Gelişiyoruz fakat olacak mı emin değilim. Hani belki bir Food Research Center'da buraya ekleyebilir miyim diye düşünüyorum. Aslında oyun bitti. Bakın kendi kendine victory verdi. Çünkü artık her şeyi tamamlamışız. Bir tek o binaları koymadık. Evet, zaten sonlandırmayı düşünüyordum. Urbex serisi burada sona erdi. Bu seriyi beğendiyseniz sevinirim. Videoyu da beğenirseniz ve kanala da abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir serimizi böylelikle sonlandırmış bulunduk. Bir sonraki serilerimizde, yani yeni çekeceğim serilerde görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum.